Niye çalışmıyorsun Binali? Çalışıyorum ya baba! Borcumuzu inkar etmiyoruz. Yunus Bey'e ödeyeceğiz. Burak gitti, tüm mahsul yandı. Yunus Bey'e borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Bir araya geldik mi, mecbur ederiz. 25-30 küçük arazi sahibini karşısına alamaz. Dışarıdan ırgat getirir, Yunus Bey'de çarem yok. Kimseyi getiremez. Getirse de çalıştıramaz. Tarlalarımızın önüne dikilir, hiç kimseyi koymayız. Varımız, yoğumuz, ekmeğimiz, her şeyimiz, toprağımız için canımızı vereceğimizi görür Yunus Bey. Gücümüzü görür, bir yıl beklemeye mecbur olur. Yapamayız, babalarımız, atalarımız da yapmadılar. Görmedik, alışmadık. Yapamadığımız için, birleşemediğimiz için bu hale geldik. Yavaş ol, ağa geliyor. Aferin Deli İbrahim, içlerinde en akıllı senmişsin. Kartalın aklına uymayan kârlı çıkacak. Erazilerinizi elinizden alıyorum sayılmaz, sadece tapuları benim olacak. Tarlalarınızda benim için çalışacaksınız, mahsulden pay alacaksınız, evlerinizi de gene sizlere kiralayacağım, hiçbiriniz göçmen olmayacaksınız. Sağ ol, var ol beyim. Sana gelince, yarın ya borcunun tamamını ödersin veyahut da kanun emriyle tarlan evin benim mülküm olur. Borcum 17.000 lira. Toprağım, evim için bilirkişi fiyat biçer. Borcumun üstünü ödersin, tamam mı? Oldu. Boynunuz böyle büküldükçe, Yunus Beyler bitmez. Kalın sağlıcakla. Toprağımız bizim değil artık. Sattım. Çok iyi ettin baba. İstanbul koca şehirmiş. Ne güzel yerdir kim bilir. Taşıtlara bineriz. Her gün köyden kasabadaki okula bir saat git, bir saat gel, çok zor olacaktı. En çok buna sevindim baba. Orada okullar eve çok yakınmış. Şehirde her imkanı bulacağımız için gitmeye karar verdim oğlum.
size göre odalarımız var. Yukarıda, gelin, gelin. Geç, geç. Ya sırf kardeşim, işe geç kaldın beni ya. Abi uzattın be ya. Evet, beni beklesin, sen çıkıyor. Ulan canım, dur ya. Ya sıra bende kardeşim ya, abi uzattın ya. Tamam, yürü, yürü. Hadi sallanmayın çocuklar. Aylığı 900 lira. Parayı peşin alırız. Güle güle oturun. Biriniz musluktan su getirsin. Tarhana pişireceğim. Hadi Ahmet, koş su getir. Bildiğin bir yerde iş var mı diye soracaktım. Neydi mesleğin? Vasıflı mısın? Çiftçiydim şimdiye kadar. Ha, o zaman zor biraz. Zor ama belki buluruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anası yok mu çocukları? Çok oldu öleli. Vah vah. Üzülme! Bu kavanoz dipli dünyada üzülmeye gelmez. İş kazası geçirdim. Ufak bir tazminat verdiler, kapıya koydular. Şimdi o parayı yiyorum. Daha doğrusu içiyorum. Benim gibi yapayalnız da değilsin. Bir gün kaderini yırtar geçersin. Hiç belli olmaz. Daha pişmedi mi baba? Pişti sayılır oğlum. Açsan buyur. Çoktan yaptım o işi ben. Daha güzel bir hayatımız olacaktı baba. Bizleri bunun için mi getirdin köyden? Hadi yürü. Eksik bu. Seni işe ben aldım, komisyonumu da kestim. Ben 10 para avante vermem, hakkımı kimseye yedirmem. Git şikayet et! İş ettiğin para, alın terim benim. Vereceksin. Al, bir daha da buraya uğrama. Bildiğim
Efendim, başka bir iş var mı? Geçen gün gözüme ilişti. Kendi paranla neden kurmuyorsun? 5-6 bin lirayla ne iş yapılır? Adamına göre her iş yapılır. Sana birilerini bulayım. Konuş, anlaş. Aklın keserse, bismillah. Sağ ol. Binali! Nesi var bunun böyle? Yavrum! Ahmetciğim, canım! Güzelim! Ne oldu sana böyle? Babacığım! Ne oldu? Hastalandı bu sabah. Yanından ayrılma! Ben hemen geliyorum! Derin nefes al! Öksür! Derin nefes al! Üşütmüş! İyi bakılmazsa durumu tehlikeli olabilir. Odanın sıcaklığı mutlaka 25 derecenin altına düşmeyecek. Bol kuvvetli gıda alacak. Et yiyecek, et suyuna çorbalar, şekerli hamur işleri. Odanın mutlaka güneş görmesi de lazım. İlaçları hemen yaptır, geçmiş olsun. Sağ ol, borcum ne kadar? 300 lira. Arabanın parasını da ödeyeceksin, gerekirse gene gelirim. Buradan bir an önce çıksan çocuk için çok iyi olur. Selam! Nasıl oldu kardeşimiz? Daha iyi. Oh, geçmişler olsun! Ha, bahsettiğimiz iş için iki arkadaş geldi. Vaktin varsa buyur tanış. Biz manifatura işi yaparız. Toptancıdan alır, kamyonetle Anadolu'ya çıkar, satarız. Şimdi senin paranı da değerlendireceğiz. Bir hafta 10 gün içinde verdiğin para kadar kar alacaksın. Bu iş için az ama Allah sizden razı olsun. Paranın azı çoğu olmaz. Aldığınıza dair bir imza isterim. Hani cebimde olsun diye. Tabii! Ticarette bir kuruşun bile hesabı verilir. 7 bin lira alındı. Buyur. İlk günlerin acemiliği her yerde olur. Bizde de oldu geçti. Yeni bir işe ortağım. İyi para kazanacağım. Hayırlısı. Ay başına kadar buradan taşınacağız. Ev tutacağız. Hastalıktan ölmem ama okula gitmezsem ölürüm baba. Ben okumayacağım. İş bulup çalışacağım. Bir gözüm Ahmet'se öbürü sensin. Bir kolum kardeşinse öteki sensin. Hadi siz yemeye başlayın. Olur. Tanıdığım bir bakırcı var, yarın ona götürürüz Binali'yi. Tamam, sağ ol. İşini çok sevmen lazım. Bakırı dövmeyi, şekil vermeyi, üstüne nakış yapmayı öğrenmek için ilk şart, zanaatın aşık olmaktır. Para canlısı olmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Her hususta ben kefilim. Hadi bakalım, işe başlayalım. Bir aydır neredeydiniz? Anca imkanımız oldu. Nasıl yetiştirecek derslerini? Oğlum çok çalışkandır müdür bey.
Pekala, bir E sınıfına kaydını yaptır. Sağ olun. Binali beni çok üzüyor. Şu yeni işe girmeseydim perişan olacaktık. Kahvele yaptınız mı? Hı? O da neymiş? Ortaklık sözleşmesi. Notere tasdik ettirdiniz mi? Yoo, icap etmez zaten. Bana kalırsa, verdikleri adrese git, adamlarla bir konuş, mukaveleyi noterde yap. Ayıp olmaz mı? Sen ne söylüyorsun ya? Burası İstanbul'dur, bir. Paradan tatlı ama paradan kirli bir şey yoktur, iki. İleride başını ağrırsa karışmam, üç. Derdine çare yok. Beni tokatlamışlar, makasa gelmişsin. Paranı alıp tüymüşler. Bu şirketi ilk arayan sen değilsin hemşerim. Ben öyle pis işlere alet olmam abi. Hele gurbetçilere. Nerede bulurum o herifleri? Arayayım, soruşturayım. Nerede arayacaksın? Asmalı mescitte. Şeref'in batakhanesine çıkarlar sık sık. Ben de orada tanıştım. Yeni tanıştım. Çabuk dönmüşsün. Öyle oldu. Paramı istiyorum. Verdiğim kadar da kar alacağım. Konuştuğumuz gibi. Üstümde yok. Paramı dedim. Olur, veririm. Şimdi! Zaktın ama bas git bozma kafamı! Ölen sizlere para kaptıracak göz var mı bende? Alnımda inayı mı yazıyor lan? Para mara yok bende! Git derdini polise anlat! Mahkeme lan! Ulan gebertirim seni! Ulan tavuk boğazları gibi boğazlarım seni! Dur! Dur! Gitme, değmez! Çekil önümden! Gel buraya dedim! Kaçtı, kurtuldu, adamındı senin! Ama elimden kurtulamayacak! Sersem, o herif benim köpeğim olamaz! Benimle geleceksin. Anlaşıldı mı benimle? Sana söyleyeceklerim var. Demek, 7.000 liranı çarptı. 7 kuruş da olsa aynı şeyi yapardım. Derdin ne senin? Herifin gırtlağını nasıl keseceğini gördüm. Öbürlerini nasıl gaddarca dövdüğünü gördüm. Tam istediğim gibi birini buldum. Çok şanslıymışım. Ben hiç kimseyi öldürmedim ama şimdi sen hiç acımadan... Tamam. Tamam. Senden hiç kimseyi öldürmeni istemiyorum. Sadece birini izleyeceksin. Neden? Soru sormak yok. Karşılığında 20.000 lira alacaksın. Tehlikesiz bir iş. İstemem. Yapamam. 10.000 lirası peşin. Karışık bir iş olmalı. Durup dururken kimse kimseye 20.000 lira vermez. İleride belki başka türlü düşünebilirsin. Kabul edersin belki. Ben namussuzluk yapamam, para için tanımadığım birinin peşine düşemem. Peki. Görüşeceğiz. Seninle bir işi varmış, az önce gitti. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Nerede abin? İşten dönmedi daha. Nasıldı okul? Arkadaşların, öğretmenlerin, hı?
önce yerim en arka sıradaydı. Coğrafya öğretmenim engebeleri, buzulları sordu. Bilebildin mi? Evet. Sonra? En arka sıradan kaldırdı, ikinci sıraya oturttu beni. Aferin oğlum. Alınacak kitapların, defterlerin listesi. Ben dönünceye kadar bunların hepsi bitecek. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol baba. Köye dönemez misin? Hayır. Oralarda yapamam artık. Barınamam. Gel birkaç yudum atalım. Sevmem içkiyi. Biraz efkar dağıtırsın canım. Afiyet olsun. Neredeydin abi? Bana ne be? Bana karışacak. Dön! Ağlama. Ağlama oğlum. Yanındayım, ağlama sakın. Canım! Ciğerim benim, her şeyim. Yavrularım, Ahmet'im, canım, çocuğum benim. Ağlama işte. Ağlama güzel çocuğum benim, ağlama. Binalim! Neden vurdun kardeşim, neden? Çalışman lazım dedim. Yazık babamıza dedim. Abim çok kızdı. İstersen okulu bırakayım, sana yardım edeyim baba. Okumandan başka bir şey istemiyorum. Seni adam edeceğim. Okuyacaksın. Hem de yatılı olarak. Hangi parayla baba? Hoş geldin. Bekliyordum. Yaklaş, yaklaş. Korkma, otur şöyle. Konuştuğumuz gibi, 10.000'i peşin. İzleyeceğin adam bu, Çolak diye anılır. Babasına bile acımayan bir katildir, dikkatli ol. Onu ancak hiç görmediği, tanımadığı biri sokulabilir, öldürebilir. Seni asıl bu nedenle seçtim. Taksim Keban Oteli'nde kalıyor. Göreyim seni. Dur şunu! Ne olur ne olmaz yanında bulunsun. Çoluk çocuk sahibisin. Sana kötü bir şey olmasını istemem. Alo? Öldürmek için aradığın Osman Bey seni öldürtecek. Kiralık katil tuttu. Kimsin sen? Bir dost. Otelden çıkınca etrafına iyice bak. Kumral, uzun boylu, yeşil gözlü, kasketli birini göreceksin. İşte o adam. Seni öldürecek. Takip edilmedin ya. Hayır efendim. Ne oldu? Zoka'yı yuttu. Öldürdü mü Çolak'ı? Öldürecek öldürmeye. Mecbur kalacak.
Daha önce de bir sürü salağı böyle yapmamış mıydık? Kaç gündür deli çıkacaktım bu hücrede. İyi bir haberim daha var. Kaçak getirdiği malların yarısını aldık. Dün gece razı oldu. Güzel. Başka çaresi var mı? Bir ihbarla yakardım. İstesem malların hepsini alırdım elinden. Konuşmamız lazım. Hemen. Yeni kapıdaki sur üstüne gel. Gören oldu mu? Hayır. Daha doğrusu bilmiyorum. Daha doğrusu sabıkan yok. Hem gören de olmuşsa kim nereden bilecek öldürdüğünü? Ben biliyorum ya. Ne kendini ne de beni yakacak kadar eşek olamazsın. Çocuklarını düşün. Evet. Çocuklarım. Kazancın daha büyük olacak. 100.000 lira alacaksın. Güle güle harca. Cinayeti unut, beni de. Bir daha görüşmeyeceğiz, oldu mu? Tabanca nerede? Böyle mi verilir, sersem herif? Mendilin yok mu? Çocuklar. Çeşitli cinayet ve uyuşturucu madde kaçakçılığından aranan Çolak öldürüldü. Bu iş tamam. Bir beladan kurtulduk, bir katil kazandık. Onu da ötekiler gibi kullanacağız, peşini bırakma. Emredersiniz. Her taraf açıklık! Koş, top oyna, uçurtma uçur, ne istersen yap! Aa, okul da hemen yanımızda! Babam, canım babam! Sen bir tanecik babasın! Ben hayatımda bu kadar yakışıklı delikanlıyı bir arada görmedim.
kimle kalır mısın? De seneki yuvam, evim, torunlarım oldu. Evet, memnun olurum. Elmayı top top yapalım, kızlara baş iş atalım. Kadifeden kesesini dar yapalım, ne güzel yakışır ince bele. Kadifeden kesesini dar yapalım, ne güzel yakışır ince bele. Sakın üzüleyim deme benim aslan oğlum. Battaniyeni, yatak takımlarını, pijamanı, terliğini, ne lazımsa hepsini şimdi göndereceğim. Allah zihin açıklığı versin. Güzelce oku, beni mahcup etme. Merhaba, konuşmamız gerekiyor. Çok şıksın. İnsanın parası olması çok güzel değil mi? Yeni bir iş daha var. Ne sen, ne de senin feristan beni bir daha boka bulayamaz. Teklif etmiyorum, emrediyorum. Mecbursun artık. Ne dersem onu yapacaksın. Ben mi? Çolağı öldürdüğün tabanca bizde. Üstünde parmak izlerin duruyor. Bankadan aldığın para çeki de bizim. İstersem seni astırırım. Mecbursun. Burnunu halka taktık. Nereye çekersek geleceksin. Patronumuz Osman Bey de bunu böyle istiyor. Patron Osman'ı görmek istiyorum. Patron Osman'ı görmek istiyorum! Rafet anlatmadı mı sana? Ne durumda olduğunu bilmiyor musun? Sana ancak biz yardım edebiliriz. Yalvarırım. Bana acımazsan çocuklarım acı. Ben can yakamam, yakıp yıkamam. Al şu herifi yapacağı işi anlat. Söyle kapıyı açsın. Patron, kapıyı aç, ben geldim. Osman! 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 Osman değilim, ben! Siz, doğacak çocukların rızkını, istife, karabosya döken sizler Osman'sınız! Osman! 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 Alo? Tamam. Yenildim. Kabul ediyorum. İstemezdim ama mecbur ettin. Yürekten kutlarım seni. Aferin. İyi iş başardın. Beni iyi dinle. Ahlak, namus, fazilet gibi fasa fisa sözcükleri unut. Aklını kullan. Öyle gidersen ileride sağ kolum olabilirsin. Yemek hazır oğlum. Geliyorum baba. Oo, buyur bakalım, hoş geldin, safa geldin. Okulu perşembeden mi tatil ettiler, yoksa bayram mı var? Okulu bıraktım, bir daha da gitmeyeceğim.
yeni yönetim kurulunun sayın üyeleri. İlk toplantımızın gündemi bir maddeden ibarettir. Aramızda görev bölümü. Şimdi sonuçları açıklıyorum. İkinci başkan, Sayın Kartal Arıcan. Genel sekreter, Sayın Nihat Zorluoğlu. Sayman, Sayın Subhi Özbek. Hepinize başarılar dilerim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Kutlarım seni. Sağ ol. Yerimi senden başkasına kaptırsaydım, üzülürdüm. İlk tanıştığımız günü hatırladım. Nereden, nereye? Hayırlı olsun babacığım. Sağ ol oğlum. Nice nice başkanlıklarının ve de muvaffakiyetinin şerefine. Hepimizin şerefine. Bu gece de yemekte bulunmasaydın seninle bozuşacaktık. Ne özelliği varmış bu gecenin? Babam holding ikinci başkanlığına seçilmiş. Kutlu olsun baba. Sen ne yaptın sınavları? Verdim abi. Ne olacak fakülteyi bitirince? İyi bir iktisatçı olmaya çalışacağım. Sonra? Anlamadım. Ne sonrası? Kaç para kazanacaksın? Önemli olan kazanacağım para değil. Değiştir bu kafayı! Üniversite mezunu olmak 10 sene, 20 sene önce önemliydi. Yüksek öğrenim yapanlara müthiş ihtiyaç vardı o zaman. Şimdi yüksek diplomalılar 3-4 bin lira için birbirlerini yiyor. Okumak benim için kazanç nedeni değil. Herkes yeteneği kadar çalışmalı, ülkemizin ekonomik savaşına katkıda bulunmalı. Büyük vurgunlar, haksız kazançlar, lüks bir tüketim toplumuna karşı kazancı yetişmeyen milyonlarca insan var. Bütün bunlar hepimizi bunalıma sürüklüyor. Doğru. Ne yapalım öyleyse? Zenginlikte değil de yoksullukta mı eşit olalım? Hepimiz mi sürünelim? Hayır, herkes çalıştığı kadar, ürettiği kadar pay almalı. Duyuyor musun baba? Şirketleri kapa, git bir fabrikaya amele ol. Saptırma! Öyle bir şey söylemedim. Yeter, kesin dedim. Yo! Çocukluğumuzdan beri geçinemedik. Abim hırçın, kavgacı, hep kendi dediğinin olmasını isteyen biridir. Ne iş yapar? Hiç. Babanla arası nasıl? Babam dünyanın en iyi, en şefkatli babasıdır. O da üzülüyor ama ne yapabilir ki? Onun gibi kudretli bir adam istese... Oğluna ne yapabilir? Bu yaştan sonra onu dövemez, kovamaz ya. Bu bir hastalık Ahmet. Pek çok zengin çocuğu gibi abin de paranın, rahatlığın verdiği uyuşukluğa, çöküntüye, çürümeye mahkum. Neden abim gibi değilim? Sen başka bir çevrede yaşıyorsun. Sancılı bir çevrede. Halkın çektiği acının farkındasın. Ülkenin bütün sorunlarını biliyorsun. Yakınsın onları, anlayabiliyorsun onları. Onların yaşam kavgalarına tanık olabiliyorsun. Olayların içindesin, kopuk değilsin. Abin de halkını tanısa, onların yanında olsa böyle yaşamazdı. Taşınacağım evden. Daha büyük kavgalardan çekiniyorum. Bu korkmaktır, kaçmaktır. Oysa barışmak için savaşın içinde olmalısın. Bak, bu gördüğün insanlar aynı savaşın içindeler. Evinden ayrılamaz, kendine ters düşemezsin. Biz iki odalı bir evde 7 kişiyiz. Paramız yok. Aramızdaki anlaşmazlıklar karın doyurmaktan giyinmeye kadar derin boyutlara ulaşıyor. Ama hiç kimse kaçmayı düşünmüyor. Babanı, abini tanımak isterim bir gün. Olur. Bir ihbar var, peşine kiralık birini koymuşlar. Kimmiş bu? Öğrenemedik. Dünya tuhaf. Eskiden senin yaptığını şimdi sana yapıyorlar.
kim gönderdi seni? Konuş! Faruk Bey! Bir daha aynı işe kalkışırsan işkence yaparım sana. Bundan sonra bütün kamyonların benim hesabıma çalışacak. Bütün kaçak sigara ve içkilerin parası benim hesabıma yatırılacak. Tamam mı? Ha? Tamam mı? Tamam! Allah'ın delisi, ne varmış ölecek ki? Bırak beni, bırak! Korkak ördek, yazık değil mi canına? Bırak dedim! Can benim değil mi hayvan herif? Kimle karışır, bırak! Tamam, yaşamak denen tiyatroyu beceremedim. Ölmeye de mi hakkım yok? Ona da mı izin alacağım, ha? Pek gençmişsin, güzelmişsin de. Bu yaşta ölür mü? Ölünür. Başka çare kalmamışsa geberir, kurtulur insan. Senin tuzun kuru tabii. Özel araba, fabrika, şıklık, mıklık... Senin gibiler korkar elbet! 500 sene yaşasalar, ölüm deyince ötleri patlar! Sus! 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 Araba! Bunlar... Bunlar mı beni adam eden ha? Bunlar ha? Keyfim gıcır öyle mi? Bunlara karşı ben neler ödedim biliyor musun? Öyle ya! Ben hiç kahrolmuyorum, hiç çıldırmıyorum, hiç kan kusmuyorum! Bana hiç buzu kurmuyorlar, gebertmeye kalkışmıyorlar! Her gün lağımın çirkefin içinde fare gibi akşama kadar boğuşmuyorum! 10 senedir tek bir gece bile rahat uyumadım ben. Gözlerimi kapayınca o adam... O vurulup düşen herif, kanlı bir hayalet gibi gözümün önüne dikilmiyor değil mi? Yeter! Yeter! Affedersin. Bir daha doldur. Hadi doldur! İçki hiçbir derdin ilacı değildir. Bütün dertlerin de anasıdır. Biliyorum. Ama içmeden tahammül edemiyorum bu rezil dünyaya. Ne kadarcık yaşadın ki... ...dünyanın rezil mi, güzel mi olduğunu anlayabilesin. 100 yıl yaşamıştan beterim. Namussuzluklar, arkadan vurmalar, iftiralar gördüm. Bağrıma bastıklarım kanımı emdiler. Kimsen yok mu? Annemi hatırlamam bile. Babam öldüğü zaman 15 yaşındaydım. Hapishanede öldü. Hasta mıydı? Hayır, vurdular babamı. Sonra da süründüm. Benden bir şey almadan hiç kimse bir lokma ekmek bile vermedi. Sonra bir baktım, içimde temiz, namuslu, güzel ne varsa bitmiş. İnsan posası olmuşum, insan posası olmuşum! Artık hiçbir umudum da yok. Ne istedin benden? Niçin kurtardın? Bir daha kendimi öldürmeye de kalkışamam. O cesareti bulamam bir daha. Dur bakalım. Belki de ben öldürürüm seni bu kadar içersen. Öldürmek mi dedin? Bu şahane yerde mi? Yok, istemiyorum. Güzel bir yer burası. Sıcacık. İnsana güven veriyor. Sen de öylesin. Allah kahretsin. Yaşamak istiyorum yeniden. Yaşamak istiyorum! Hastanızı kesin şekilde tedavi edeceğiz Kartal Bey. İyileşecek mi? Evet.
Fabrikalar bütün tesislerle satılıyor. Araç, gereç, bakım atölyeleri, yan üniteler, lojmanlar hepsi mükemmel durumda. Bu iş size düşüyor. Olur. Merhaba baba. Hoş geldin oğlum. Hayrola oğlum? Çalışmak istiyorum. Bütün öğleden sonraları boşum. Hem vaktimi değerlendireceğim, hem de para kazanacağım. Koskoca Kartal Bey'in oğlu yabancı bir şirkette vazife alırsa, gülünç oluruz. Baba, anlamaya çalış. Bu yaştan sonra sana yük olmak istemiyorum. Sütlüce'deki madeni eşya krom fabrikasına git. Ben telefonla bildireceğim. Sağ ol baba. Namuslu çocuk. Hangisi size daha çok çekmiş bilemiyorum. Ahmet mi, Binali mi? Ben Kartal. Satışa bizden başkası girmeyecek. Baş üstüne efendim, baş üstüne. Peki Kartal Bey, emredersiniz. Hay hay Kartal Bey. Bir hanım seni görmek istiyor. Buyurun. Beni tanımadınız değil mi? Gözüm ısırıyor ama... Zeynep! Nasılsınız? Sen nasılsın, onu söyle. İyiyim, çok iyiyim. Belli, daha güzelsin. Yüzün gülüyor. Bambaşka biri olmuşsun. Sayenizde. Hayır, iyileşmeyi sen istedin. Sen savaştın. Sen ispatladın gücünü. Buz ister misin? İçkiyle başım hoş değil. Ama meyve suyu varsa içerim. Şimdi inandım. İyice inandım. Ah, evet, size minnettarım. İyiliğinizi hiç ama hiç unutmayacağım. Sen bu odada kalacaksın. Eksik varsa Salih'e söylersin, tamamlar. Sadece birkaç gün kalmak istiyorum. Seni ben buldum. Tekrar sokaklara bırakmak için kurtarmadım seni. Senden ben sorumluyum, anlıyor musun? Sözümden dışarı çıkmak yok. Ben ne dersem o olacak. Kolay gelsin. Buyur baba. Hoş geldiniz beyefendi. Memnun musun oğlumdan? Çalışıyor mu yoksa dalga mı geçiyor? Çok ciddi, çok çalışkan bir arkadaş kazandık efendim. Asma yüzünü, seni kızdırmak istedim. Yoksa her şeyi sana sorar, senin her zaman doğru söyleyeceğini bilirim. Sende bir başkalık var. Baba, sana sordum. Ha? Çok yakışıklısın bugün. Bilmem... bu akşam... Akşam Binali'nin doğum gününü kutlayacağız. Gecikme. Büyüğündür, tatsızlık istemiyorum bu gece. Hadi Binali, geç karşıma! Hadi Binali, senin doğum günün benim değil!
Hoşlarım benim. Oh. Oğlumun bu güzel gününe hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nice nice yıllara. Sağ ol. Babamın coşkunluğunun nedeni anlaşıldı. Çok hoş bir kadın. Saygılı, kibar ve zarif. Ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz? Sizleri. Ne var bizde? Oya Zeynep Hanım'ı çok beğenmiş. Ben de beğendim. Buna çok sevindim gerçekten. Ben de seni çok beğendim Oya kızım. Sık sık görüşmek isterim. Ben de isterim. Bu kızın kıymetini bil oğlum. Olur baba. Ailesini tanıyor musun? Tanışacağım. Önce senin Oya'yı görmeni istedim. Biliyor musun oğlum? Sana saygı duyuyorum. Ben de sana baba. Zengin bir ailenin kızı mı? Hayır. Babası kundura tamircisi. Önemi yok. Oya paraya önem vermeyen bir kız. Ucuz, ufak bir demet menekşeyle bile mutlu oluyor. Merhaba. Girebilirsin. Eline ne oldu? Çok güzel, çok değerli, çok anlamlı bir hediye bu. Hoşuna gitti mi? Sana dünyaları vermek istiyorum. Ne istersen almak istiyorum. Hayır, istemiyorum. Bırak top gözlüğü. Parayı niçin kazanıyorum ben? Bir demet menekşe getir bana. Sen getir. Her zaman getir. Bundan daha fazla mutlu edemezsin beni. Hemen bitireceksin bu işi. Yeter artık. Böyle gaddarca davranmaya ihtiyacımız yok. Yüzlerce milyonumuz var. Vicdanlı, insaflı olmalıyız artık. Bak sen! Yaptıklarımdan utanmak istemiyorum. Söyleyeceklerini söyledim, çıkabilirsin. Bu sondur. Bir daha zorlama beni. Bundan sonra yapmayacağım, sana da mani olacağım. Ya, öyle mi? Osman Bey gasp etti toprağımı. Gecekondular yaptı sattı. Ama senden korkuyorum Kartal Bey. Senin insafına sığınıyorum. O canavara alet olma. Aramızdan çekil, bırak hesaplaşalım. İmkansız, verdiği emri yerine getireceğim. Şimdilik mecburum. Bir şey yaparım. Arazinin bir kısmını sana bıraktırırım. Buna da razıyım ama kabul etmez o sırtlan. Parasını ben bilirim. Ben söz veriyorum. Sağ ol. Üşümüşsün. Aç mısın? Değilim. Neler yaptın bugün? Sorup durma, konuşup durma, etrafımda dolanıp durma, tamam mı? Gene uyumadın mı dün gece? Gözlerini yumduğun zaman kanlı bir hayaletten bahsetmiştin. Kimdi o? Ne zaman gideceksin bu evden? Sen beni istemediğin zaman. İstiyor musun gitmemi? Evet. Yalancı. Evet, yalan söyledi. Gitme sakın, gitme. Tehdit etti beni. Kararlıydı. Kartal'a güvenemem artık. Öyle bir şey yapacağım ki beni ısıracak hali kalmayacak o köpeğin. Birkaç adamımız direnişe geçti demiştin. Evet ama önlememiz zor değil. Kartal'ın büyük oğluyla konuş.
Gitsin bastırsın direnişi. O serseri bayılacaktır bu işe. Kartal duyarsa çok tatsız şeyler olabilir. Duyacak. Duymalı. Sen anlatacaksın. Anlıyorum. Tamam, derhal gidiyorum. Başarabilecek misin? Vazgeç istersen. Evelallah. Hı? Yetmedi mi Rafet amca? At kıçında sinek gibi yaşadığım yetmedi mi be? Rast gelsin öyleyse. Bundan sonra benim dediğim olacak. Ne dersem onu yapacaksınız. Binali ile ne kadar onur duysanız azdır. Ne yapmış Binali? Adamların direnişini tek başına kırmış. Kimin emriyle? Beyefendinin. Sen nasıl oğlumu bu işlere bulaştırırsın, nasıl sormasın bana? Ne oldu, hangi işler? Ben yetmedim mi, oğlumun da mı elini kanlayacaksın? Binali'yi de mi bu batağa göreceksin? Kendisi geldi talip oldu. Ben de sevinirsin diye, Binali'nin yeteneği, cesareti, başarısı hoşuna gider diye... Bir daha söylemem, bir daha affetmem, beni çıldırtma Osman! Dışında tutmak için çırpındım ömrümce. Emeklerim boşa mı gidecek oğlum? Konuş. Bana sorman gerekmez miydi? Ben çocuk değilim. Ufak ufak başlar bu namussuzluklar. Sonra bir gün eline tabanca verir. Katil olmanı isterler oğlum. Bir daha bulaşacak olursan acımam. Oğlum olduğunu bile unuturum. Sakın vurayım deme. Ne olur? Dayak yiyecek çağım geçti benim. Öyle mi? Öyle! El mi kaldıracaksın bana? Girmişler. Binali'yi paramparça etmiş. Bayıltana kadar dövmüş. Size bir daha hayranım beyefendi. Yaktınız kartalı. Kafa tutamaz artık. Nereye isterseniz, kime isterseniz saldıracaktır. Doğduğu gece sevinçten ağlamıştım. İlk çocuğum diye, ilk göz ağrım diye başımda taşıdım. Her dediğini yaptım. Anasız diye vurmaya kıyamam. Beni ölümden kurtardın. Bu kadarlık sevinç yetmedi. Birbirimizi sevdik, mutlu olduk. Bazen acılar da çekeceğiz. Bana el kaldıracak oldun. Binali, ufacık, öksüz Binali. Sevgili oğlum. Elim ağrıdı ağzına burnuna vurmaktan. Pişman olduğunu bilse, koşar gelir öperdi bu eli. Pişman değilim, hiç değilim.
Öldürmediğime dua etsin. Pişmansın. Pişman değilim. Pişmansın. Başka türlü olamazsın. Sen baba kartalsın. Bizleri kanatlarının altında tutacak, koruyacak, ısıtacak, doyuracaksın. Dalgalarla boğuşmaktan yorulmuş bir gemiyim ben. Sadece burada huzur duyuyorum. Senin yanında. Burası sığınağım benim. Limanım. Senden bir çocuğum olsun istemiştim. Artık istemiyorum. Ölecek kadar üzgün. Babam bitkin. Yemiyor, uyumuyor. Yıkıldı o koca adam. Abi, ne olur beni kırma. Gidelim öpelim, barışın. Öyle bir babam yok benim. Bu kadar nankör olamazsın. Bizi hem analık hem babalık etti. Bütün ömrünü, bütün sevgisini bizlere verdi. O da ya sen yemedin. Ben yedim. Sana bir kötülük gelmesin diye, doğru yoldan ayrılmayasın diye çıldırması çok doğal. Babam hayatı boyunca dürüstlükten, eşitlikten, namustan ayrılmadı. Elbet tepkisi de şiddetli olacak. Namus, ahlak, eşitlik ve Kartal Bey! Acaba babam kadar gaddar, vicdansız, para için kimseler acımayan biri daha var mı? Yeter! Ayıptır, kendine gel! Yalan mı söylüyorum zannediyorsun? Yeter dedim, kokuşmuş herif! Kızmıyorum sana, çünkü babanın iç yüzünü bilmiyorsun. Hayatım boyunca bir daha yüzünü görmeyeceğim abi! Bütün o servet haksız kazançla, namussuzlukla yapıldı! Vergi kaçırarak, can yakarak, gasp ederek, kaçakçılıkla, silahla! İnanmıyorsan git sor! Biri babam, öbürü abim. İki can düşmanı oldular, çıldıracak gibi. Göreceksin, barışacaklar. Büyütme bu kadar! Babamı en ağır şekilde suçladı. Gerçeği öğrenmeden babamla bir araya gelemem artık. Ne yapacaksın? Araştıracağım. Ahmet vergi ve servet beyannamelerini, ihrat masraf defterlerini, anlaşma dosyalarını gizlice kontrol ediyor. Kaçak getirdiğimiz makinelerin menşeini kurcalıyor. Babasının emriyle mi? Olur mu hiç? Kartal deli mi? Çocuk kendi başına afiye. Ya da bize düşman bir grubun emrinde. Başımızı yakabilir. Cezası verilsin. Alo? Seninle konuşmam gerekiyor baba. Gel konuşalım oğlum. Oraya gelemem. Seni bekliyorum. Çok önemli. Peki oğlum. Neredesin? Geliyorum. Ahmet merhaba. Ne arıyorsun burada? Merhaba Rafet amca. Ahmet oğlum! Canım Ahmet'im! Evladım! Ne biçim doktorsun? Hiç mi insanlığın kalmadı? Niçin çırpınmıyorsun? Niçin yaşatmıyorsun oğlumu? Gözünü açacak diyorum, konuşacak, ayağa kalkacak, ona bir şey olursa topunuzu öldürürüm! 20 yaşında Ahmet'im, iyi kalpli, aslan Ahmet'im, okulunu bitirecek, evlenecek, baba olacak! Hiçbir ümit yok diyemezsin! Ne lazımsa ben vereceğim! Kan mı, can mı, alın! Alın, parçalayın beni! Onu yaşatın! Onu yaşatın!
oğlum. Ahmet'im, kınalı kuzum. Ahmet'im, canım, ciğerim, Ahmet'im, Ahmet'im! Babasının uğruna öldü Ahmet. Canını sizin için verdi. Araştırıyordu, döküman topluyordu. Gerçeği öğrenmek istiyordu. Neden? Neyi öğrenecek? Eli kanlı bir kaçakçı mı, zalim bir çete reisi mi, yoksa namusuyla kazanan iyi bir insan mıydınız? Sizin için çok ağır şeyler söylemişlerdi Ahmet'e. İnanamıyordu, bunalım içindeydi. Cellatları buna haber aldılar. Ahmet kim bilir neler öğrenmişti, çok tehlikeli biriydi artık. Öldürdüler. Ne olur gitme, sen hiçbir zaman katil olmadın, olamazsın. Ne olur gitme, yalvarırım! Çekil önümden! Yoksa önce senden başlarım. Durma, kapıyı aç! Silahını at, yanıma gel! Dosyalar nerede? Aşağıdaki depoda! Rafet nerede? O da orada, eski depoda! Oğlum hangi elinle ateş ettin? Beni emretmişsiniz! Babanla düşmanız artık! Bize yardım edecek demir yürekli birine ihtiyacımız var! Başarırsa... babanın yerine geçecek. Bir anda milyonlara konacak, korkunç bir kudret sahibi olacak. Ben yapamaz mıyım? Size sordum. O bizim düşmanımız, ama senin de baban. Böyle bir şey senden nasıl isteyebiliriz? Nasıl yapabilirsin? Benim de varmak istediğim bir yer var. İcabında yoluma babam çıksa onu da çiğnerim. Hayrola? Merhaba baba. Senden at dinlemeye geldim. Hoş geldin oğlum. Bundan sonra sözünden çıkmayacağım. Sana bu yakışırdı Binali. Çok sevdiğini biliyordum. Hayırlı evladım benim. Ne bekliyorsun? Durma, çek, vur! Bir oğlum öldü. Öbürü de beni öldürdü. Öldürdün beni Binali. Bu acıyla yaşatma! Hadi oğlum! Hadi oğlum, vur!
Dosyalar nerede? Masada. Çantamda. Oğlum Osman mı öldürttü? Evet, o öldürttü. Nerede Osman? Dur! Öldürme beni! Söyleyeceğim! Evinde! Havaalanından kaçacak! Tüm sanayi kuruluşlarım bundan sonra her yıl en az gazetenize 100 milyonluk ilan verecektir. Sizden çok rica ediyorum. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Vereceğiniz hayati karar için vicdan ve insafınıza sığınıyorum. Gereken yapılacaktır. Ülkemizin ve halkımızın yararı için yayınlanacaktır. Holding 2. Başkanı Kartal Arıcan'ın bu açıklamayı hangi nedenle yaptığı bilinmiyor. Yurda kaçak makine ve eşya sokulduğu, milyonlarca liralık vergi kaçırıldığı, özel ve kamu arazilerinin gasp edildiği, bazı kişi ve kuruluşlara işkence yapıldığı belgelerle ispatlandı. Holding Yönetim Kurulu 2. Başkanı Kartal Arıcan, inanılmaz bir açıklama daha yaptı. Ben bir katilim. Yıllar önce para için adam öldürdüm. Suçluyum. Ölüm cezasıyla yargılanmamı istiyorum. Menekşe getirmek sırası sende artık. Allah'a ısmarladık ol. Hakkını helal et. Helal olsun. Sana her şey helal olsun. Gidebiliriz müdür bey. Kelepçe istemez. Herhangi bir katilim ben. Ayırım yapmayın lütfen.